ne içinde zamanın ne de büsbütün dışında. Yaşamayı böylesine seven, onu bir sanat haline getiren, her anının tadını çıkarmayı böylesine adet edinen az insan tanıdım. Bence hoca, şair, romancı kişiliklerinden de önce onun bu yaşama sevinci dolu bohem yanı, ömrünü estetik ve düşünsel bir yoğun yaşantılar halkası yapmak isteyen yanı daha ağır basardı. Bu yanıdır ki bütün öbür kişiliklerini zenginleştirir, böylesine içten ve sıcak yapardı. Ahmet Hamdi Tanpınar, bende her zaman kurak toprağa düşmüş bir bitki hüznü yaratmıştır. Adilikler, sathilikler, gelgeçlikler, vurdum duymazlıklar içinde bir ortamda, onu mülteci bir Orta Avrupalı, örneğin bir Macar yazara benzettiğim de çok olmuştur. Sağla solla titiz bir ayırım yapmadan her önüne çıkan biraz kafası işler insanla dost sanılışı, hep bu yalnızlığından kendine bir tutamak aramak, hiç değilse taşmak ihtiyacında olan engin dostluğuna bir takım yankı adacıkları bulabilmek zorunluğundan doğuyor olmalıydı. Bir de şu var, belki de insanlara çıkardan uzak, alabildiğine içten bir yakınlık göstere göstere, bunun zevkine er geç onları da vardıracağını ummuş olabilirdi. Onca dünyayı sırf onun gibi güzele tapış, insanlığa, dostluğa onun gibi inanış kurtarabilirdi. Bu bakımdan böyle bir dinin havariliği sayabiliriz, arkadaşlığını, hocalığını, yazarlığını ve her yönünü. Omzunu çarpıtıp sağ kolunu gererek elinizi dürüst ve sımsıkı öyle bir kavrayışı vardı ki bu avucun içinde sanki onun dost kalbinin sıcak atışını duyardınız. Bir çocuğunki kadar temiz gözleri parlar ve hafifçe yaklaşıp bir sır söyler gibi başlardı konuşmaya. O kısık, ona çok yakışan, onun içtenliğini daha bir vurgulayan sesiyle. Size rastlamadan, kendi kendine, çoğu zaman o günkü bir rastlantı veya yaşantının çağrışımıyla daldığı bir düşünce silsilesinin son halkasını size açı verir. Başından, gelişmesinden habersiz olduğunuz bu fikir yolculuğunu, sanki siz de onunla birlikte kat etmişsiniz gibi, sonucuna sizi de ortak etmek isterdi kendi düşüncelerinizle, sokağın ve çevrenin gürültüleriyle, günlük kaygularla bunalmış kafanız birden bu söylenenle bir bağlantı kurmakta gecikir. Anlasa bile ilkin onun anladığı sıcaklıkta algılayamaz ama yavaş yavaş onun iklimine, onun dünyasına girince bu söylenen çoğu zaman yeni, aranıp duyulup varılmış yargı ya da bulguya, onun istediği ilgiyle yaklaşıp, çoğu zaman bunu benimser, Ondan ayrıldıktan sonra da yolunuza bu düşünceyle ya da ona katılan yeni çağrışımlarla devam eder, sizi sıkan şeylerin baskısından bir süre uzaklaşmış olurdunuz. Ölümünden birkaç gün önce Haşet'te rastlaşmıştık. Ayaküstü son romanından konuştuk. Eli elimde, dün gece sizinkilerdeydim dedi. Bezik oynadık. Tevfik Sağlampaşa, Osman Horasanlı, Fahri Arel, Hamit Nafiz İlhami Bey yedi buçuk liralarını aldım. Üzülmüşlerdir dedim. Güldü. Başını salladı. Sonra yine eli elimde. Yahu ne temiz, ne pürüzsüz, ne berrak insanlar onlar dedi. Onların yanında kendime bakıyorum da ne şarklı olduğumu anlıyorum. Biz çok gıllıgışlıyız yahu onlara kıyasla. Ali de benim gibi. Sevgili Ahmet Hamdi kendine iftira ediyordu. Gıllıgışlı adam bunu düşünebilir. Düşünse de söyleyebilir miydi? Estağfurullah demedim. Bu sözlerinde bir estağfurullah avcılığı aramak kadar onu tanımamak olamazdı. O bunu sırf o beş dostuna duyduğu hayranlığa yeni bir renk katmak sevinciyle yapıyordu. Ne kadar dürüst ve gıllıgışsız olduğuna çok örnekler verebilirim o her zaman kendi kendine sadık ve tutarlı kalabilmiş bir kişilikti. 27 Mayıs subaylarının çıkarcı jurnalcilerin kışkırtısıyla üniversitenin en değerli hocalarını kürsülerinden uzaklaştırdıkları zamanda Ahmet Hamdi badireden kurtulmuş olmasına karşın bu zorbalığı bir gün onaylamadı. Jurnalci hocalara küstü. Onların yaptığından utanç duydu bunu her fırsatta belli etti. Bir polemikçi, bir savaşım insanı değildi. Bütün bunları kendi kendine tutarlı kalmak için yapıyordu. Başka türlüsü onu kahrederdi. Tek kalesi kişiliği olan her insan gibi. Herkesin sıcak evine, kendini bekleyenlerin yanına döndüğü akşam vakitleri, Ahmet Hamdi'yi Narmanlı yurdundaki bekar odasında yalnız plakları ve kitapları beklerdi sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır, kitap paketine sevgiyle sımsıkı sarılır, sayfelerini bir kadın soyuyormuş gibi gözleri parlayarak şehvetle açardı. Güzele alabildiğine açık ruhunun kadınlara ilgisiz kalmayacağı muhakkaktı. Ne var ki bu aşkların çoğu platonik kalırdı. Hatta aşık olduğu hanımların bazen bundan haberi bile olmazdı. Freud'un yüceleştirme, sublimasyon öğretisine Ahmet Hamdi'den güzel örnek sanırım kolay bulunamazdı. Tanpınar bu platonik aşkları somutlaştırmaya kalksaydı bu Tampınar olur muydu? Bütün bu yaşanmamış, kursakta kalmış hayali aşklar ona yaratmalarında en sıcak itici güç oluyor, bir Bursa türbesinde bir genç kızın uçucu gülümsemesi sarı saçlarını balerinler misali topuz yapmış, hayal gibi bir genç kadının Maya Galerisi'nin ahşap merdivenlerinden inişi, Ahmet Hamdi'nin belleğine ve ruhuna yapışıp kalarak, sıcağı çabuk geçmeyen bir çini soba gibi onun iç iklimini uzun süre ısıtıyordu. Mahur bestenin, huzurun, nice şiirlerinin arka fonunda hep böyle yüceltilmiş sevgililer bulmak mümkündü tekrar ediyorum. Onlara daha yaklaşsa, et ve kemik temasını göze alsa, onları somut birer varlık olarak yaşasa, onlara doysa, belki, belki de ne kelime, muhakkak ki bu coşkusu, hayranlığı pek kalmayacaktı. Bazı şeylere uzaktan bakmak, onlara, onlarda olmayan bir boyut kazandırır. En azından ona bakanın ona giydirdiği varlığın boyutu. Onlar konuşmamalıdırlar konuşmadıkça büyürler. Onlara yaklaşmamalıdır. Yaklaşınca her günkü gerçek ve çoğu zaman yavan yanlarını da ele verirler. İstemeden o romantik aşığın yarattığı imajı yalanlarlar. Ahmet amdi, edebi başarılarının, olgun ve orijinal buluşlarının, sevdiği kadınlar tarafından takdir edilmesini beklemek saflığını göstermiş midir bilmiyorum. Herhalde bunu beklediği zamanlar olmuştur. Kadınlar kendileri için düşünülen her güzel şeyi severler. Onların resmini, heykelini yapan sanatçıları takdir ederler. İlham kaynağı olduklarını öğrenmek onları her zaman çok mutlu eder. Ne kadar güzel olurlarsa olsunlar, daima bir yerinden eksik olan güvenlerini güçlendirir. Bunlar doğrudur, doğrudur da çoğu kadınların beyinisi kendi kişisel alanlarının dışına pek taşamaz. Ahmet Hamdi bir aşk şairi değildi. Romanları, denemeleri hep kültürle yüklü ve Ahmet Hamdi'nin kişiliği kadar çok yanlı, zengindi. Ahmet Hamdi'nin bir büyük ve değerli özelliği de ustası Yahya Kemal'in etkisiyle Türk geçmişinin ve bugünün sentezine yönelik bir yaklaşım içinde bulunuşuydu. Sanat tarihimizin inceliklerini edebi bir dille onun kadar sevgi ve vukufla okuyucuya getiren bir benzerini tanımıyorum. Hepimiz Ankara'ya, İstanbul'a, Konya'ya, Erzurum'a, Bursa'ya onun gözüyle baktığımız zaman hem ulusal hem kişisel zenginliğimizden övünç duyarız ulusal çünkü o şehirlere niteliklerini veren her şey başta sanat yapıtları olmak üzere Ahmet Hamdi'nin sıcak kaleminde dile gelir içimize işler ve onun çok üzerinde durduğu o mekan ve zaman sanki beyaz kağıtta canlanır kişisel çünkü bu sihirbazın kalemi bizim içimizde ona akraba telleri kıpırdatır onunla aramızda bir ortaklık övüncü yaratır Bursa'nın akarsuları onun sahifelerinde şakırdamaya başlar. Süleymaniye'nin minarelerinden kopup gelen ılık bir rüzgar yüzünüze okşar. Bence Ahmet Hamdi'nin en büyük şaheseri Beş Şehir adlı ölmez yapıtıdır. Bu Beş Şehir durdukça bu yapıt da onun en içten yorumu olarak ayakta kalacaktır, kanısındayım. Bir yazarın ulusal kültürü ve geçmişinin kalıtımıyla bu rütbe özdeşleşmesinden ve onu yurttaşlarına böylesine ustalıkla yaymasından büyük bir yurt ve kültür hizmeti düşünülebilir mi? Ahmet Hamdi sadece bu yüce kalıtım dünyasının onun büyük mimari eserleri içinde şehirlerin kendilerine özgü zamanlarının ve üsluplarının müziğinde değil, doğanın tüm olanaklarına da apaçık, onun bütün güzelliklerine de aç, ve onun ikinci elden değerlendirilmesi olan dünya resim şaheserlerine de hayran yaşadı. Kadın güzelliğini doğa güzelliğine benzeten ressamlara kafayla değil yaşantıyla hak verdiği bir günü unutamam. Yaz sonlarında bir gün küplüce arkalarında uzun bir yürüyüş yapmış, hem güneşli hem de hüzünlü doğanın kaçıcı birkaç anını yaşarken bu benzetişi kendi keşfetmiş olmanın mutluluğuna varmıştı. Ertesi gün beni fakültede bulmuş, o yaşantının etkisi uçup kaçmadan alelacele Giorgione'nin Venüs'ünü görmek, ona bir de dünkü yaşantısının açısından yeni bir olgunlukla bakmak istemişti. Doğa, Kentler, mimari, kitap, müzik, resim, heykel, koca sanat tarihi onun için yeni yaşantıları görünümleriyle, şaheserleriyle doğrulayan, destekleyen bir büyük kaynak oluyordu. Bu geçici hayat içinde insan kendine bundan seviyeli bir oyun bulamazdı. Haldun Taner